Herkese merhaba. Bugün sizlere mesin alışverişiyle V yaka nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi süveterimizi alıyorum. Süveteri ters çevirmiyoruz. Düz olan yerinden başlıyoruz ve arka kısmın, şu ense kısmının ortasından başlayacağım. Toplam 28 tane ilmek var ve 14.ye battım. Şimdi oradan bir ilmek çıkarıyorum. Bir tane sıkı zincir çekiyorum. Bu birinci ilmeğimiz. Şimdi bu birinci ilmeğimi mesin alışverişime takacağım. Ardından eğer buradaki ilmekleriniz gevşekse direkt bakın şurada tepe zincir noktaları gözüküyor zaten. Oralardan ilmek toplayabilirsiniz. Şu şekilde. Tepe zincir noktalarından direkt mesin alışverişle ilmek toplayabilirsiniz. Ama benim ilmeklerim biraz sık olduğu için şu an gördüğünüz gibi ilmekler tam geçmiyor. Biraz zorluyor. O yüzden tığ yardımıyla şu tepe noktalarına batarak bir ilmek çıkaracaksınız ve mesin alışverişe takacaksınız. Sırasıyla bütün tepe noktalarına batarak şuradaki zincirlere batarak ilmek toplayacağım. Şuradaki köşe noktasına geldiğinizde ilmeklerinizi sayabilirsiniz. Kontrol etmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane olmuş. Doğru noktadayım ve şu an yakanın yanına geçiyorum. Ve buradaki ilmekleri de yine aynı şekilde tepe zincir noktalarından alarak devam edeceğim. Eğer tepe zincir noktalarınız tam belli değilse birazcık göz kararı toplamanız gerekiyor. Ve aldığınız ilmekler arasında fazla boşluk olmamasına dikkat edin. Ya da sık olmamasına da dikkat edin. Dolayısıyla şu şekilde boşluklara batarak ilmek topluyorum. Bakın şu ense kısmının ortasından başladım ve yakanın ucuna kadar ilmekleri topladım. Yaka ucuna geldiğinizde ilmek aldığınız noktaya bir ilmek işaretleyici koymanız gerekiyor. Çünkü burada V yakayı daraltma işlemi yapacağız. Dolayısıyla şu uç noktasına geldiğimizde yakanın aldığınız ilmeği işaretleyiciyle işaretlemeniz gerekiyor. Şu ense kısmının ortasından başladım. 14 tane ilmek yaptık, topladık. Ardından V yakaya geldik. V yakanın ucuna ve yakamızın ortasına aynı zamanda. Bir ilmek işaretleyiciyle işaretledim. Oradaki aldığım tek ilmeği. Çünkü orada bir eksiltme işlemi uygulayacağız. Şimdi şuradaki 14 ilmekten sonra yani şurada yan kısma geçtiğimiz ilmeklerden itibaren şu orta noktaya kadar olan ilmek sayısıyla şuranın enseye geçtiğimiz kısma kadar olan ilmek sayısının eşit olması gerekiyor. Yoksa yaka yamuk durur. Dolayısıyla buradan sayacaksınız ve ilmeklerin sayısını bilmeniz gerekiyor. Şu noktaya geldiğinizde buraya geçmeden. Toplam 39 ilmeğim var. Bir ilmek daha alacağım ve sonrasında ense kısmına geçerek 14 ilmek toplayacağım. Dolayısıyla şu köşe noktasından bir ilmek daha alıyorum. Toplam yakanın yan kısımlarında 40'ar tane ilmek oldu. Ortada bir tane köşe noktasını belirlediğimiz yer var. Uç kısmını. Ve ardından tekrar 14 ilmek toplayarak ense kısmındaki ilmeklerimi topluyorum ve şişime takıyorum. Toplam 14 tane ilmek topladım ve başlangıç noktasına geldim. Burada bir ilmek fazladan almamız gerekiyor. Herhangi bir noktaya batarak bir tane daha ilmek çıkarmanız gerek. Çünkü kitleme işlemi yapacağız ve ilmeklerin azalmaması gerek. Bir ilmek daha çıkardım. Ve mesin alışışımı düzeltiyorum şimdi. Mesin alışışım büyük geldiği için şöyle herhangi bir noktasından biraz çıkaracağım. Ve şimdi bir düz bir ters öreceğim dediğim gibi. Bir tane düz örerek başlıyorum. Ve ardından bu ilmekten bir önceki dediğim gibi kitleme işlemi yapacağız. Şunu aldım ve üstünden geçirerek çıkarttım. Yani sayıyı korumuş olduk hem 14-14 oldu. Ve kitleme işlemini yapma sebebim de ilmekleri birleştiriyorum ki eksilme boşluk oluşmasın aralarında. Bir düz ördüm, bir ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Hiçbir işlem yapmadan işaretleyiciye kadar bir düz bir ters öreceğim. İlmek işaretleyicisiyle işaretlediğim noktaya kadar ördüm. Bir düz bir ters. Şimdi işaretleyiciden bir önceki ilmeğimiz şu ilmek.
ve bir sonraki ilmek yer değiştireceğiz. Yani pardon, bu ilmekleri çıkarıyorum ikisini ve işaretleyicinin olduğu ilmek önde kalması gerekiyor. Dolayısıyla arkadan diğer ilmeği aldım. Ardından işaretleyiciyle işaretlediğimi tekrar şişime takıyorum. Yer değiştirdim. Ama dediğim gibi işaretleyiciyle işaretlediğimiz ilmek ön tarafta olacak. Yani diğer ilmeği arkadan alıyorum. Şimdi yer değiştirdiğim iki ilmeği ve bir sonraki ilmeği, yani toplamda üç ilmeği birlikte alarak düz örüyorum. Ardından bir önceki ilmeği nasıl ördüğüme bakacağım. Düz örmüşüm. Bu kesme işleminden bir önceki ilmek düz. Dolayısıyla buradan düz devam ediyorum. Bir düz, bir ters. Simetri oluşturmak için bu kesme işlemini yaptığımız ilmekten bir öncekiyle bir sonraki aynı olması gerekiyor. Dolayısıyla düz bitip kesme işlemi yapmıştım. Şimdi düz başladım. Bir düz bir ters öreceğim. Yani işaretleyiciye gelene kadar yaptığım hiçbir işlem yok. İşaretleyiciye geldiğimde de bir yer değiştirme işlemi uyguluyorum ve kesme işlemi yapıyorum. 3 ilmeği birlikte alarak düz örüyorum. Şimdi tekrar bu noktaya gelene kadar bir düz bir ters öreceğim. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. Şimdi tekrar yine işaretleyiciyle işaretlediğim ilmeğe geldim ve bir önceki ilmeğini almıyorum. Dediğim gibi dışarı çıkararak ikisini yer değiştireceğim ve bir arkadakini arka taraftan alıyorum. Şu işaretleyicinin olduğu ilmeği de ön taraftan tekrar şişime taktım. Şimdi bu yer değiştirdiğim iki ilmeği ve bir sonraki ilmek. Toplam 3 ilmeği birlikte alarak düz örüyorum. Ve kesme işlemini uyguladık. Şimdi bir önceki ilmek tersi, bakın burada da ters devam ediyor. Tekrar ters, düz, ters, düz, bir ters bir düz örerek lastiğimizi yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Hafif toparlanmaya başladı. Bunu artırdığımız artık yaka görüntüsü ortaya çıkacak ve şuradaki daraltma işlemi de kendini gösterecek. Yaptığımız işlem hep aynı. Bir ters bir düz örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan şu kısımlarda. En son buraya geldiğimde işaretleyiciyle işaretlediğim noktada bir önceki ilmek, bakın bu işaretlediğim ilmek sabit duruyor. Bir önceki ilmeği örmüyorum. İkisini yer değiştiriyorum. İşaretleyicinin olduğu ilmeği önden alıyorum. Ona dikkat edeceğiz. Ve 3 ilmeği birlikte alarak düz örüyorum ve kesiyorum. Bu kadar. Bunun dışında yaptığım başka bir işlem yok. Dolayısıyla istediğiniz sıra sayısı kadar artırabilirsiniz. Ben bitirme noktasına geldiğimde tekrar sizlere kesme işlemini göstereceğim. İstediğim ölçüye gelene kadar ördüm. Dediğim gibi hep aynı işlemi tekrar ettim. Toplamda 1, şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra ördüm ben. İstediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Kısa da tutabilirsiniz. Tamamen size kalmış ve kullandığınız ipe ve şişin kalınlığına göre bu değişebilir. İnce bir şiş kullandım. 2,5 numara olması lazım. İpim de ince olduğu için bu kadar ördüm ben. Şimdi bitirme işlemini göstereceğim. Şuradan şişimi çıkarıyorum. Ve şimdi şu kısmı alıyorum ve tığ yardımıyla ilmeklerimizi bitireceğiz. Klasik bir yöntem kullanıyorum. İki tane ilmeği birlikte aldım. İkisinin içinden geçiyorum ve ardından bu ilmeği de çıkarıyorum. İkisinin içinden aldım. Şu şekilde. İlmeği çıkarıyorum. İkisinin içinden bir ilmek. İlmeği çıkarttım. İkisinin içinden bir ilmek. İlmeği çıkarttım. İkisinin içinden bir ilmek. Hep aynı işlemi tekrarlayacağım. Bütün ilmekler bitene kadar. İlmeği çıkartıyorum. Ve ikisinin içinden bir ilmek. Çıkarttım. Bir ilmek. Önemli olan nokta sık yapmayın. Yani mesela çıkarttığınız zaman sık sık yaparsanız eğer yakada daralma olur. Bol bol almanız gerekiyor şu şekilde. Çıkartıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Hep bol tutun. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayacağım. Bütün ilmekleri aynı şekilde bitirdim. Şimdi şuradaki sıra başına geldiğimizde ilk oluşturduğumuz zincirden şu şekilde tığımı çıkartıyorum. İlmek kaydırma yöntemiyle diğer taraftan aldım. Bir tane sıkı zincir çekiyorum, ardından ipimi kestim. Birkaç kez ipi içeriden dışarıdan götürerek şu şekilde tekrar kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yakamız hazır. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. Bakın şuradaki eksiltme işlemini bu yüzden yaptık.
Daha düzgün duruyor. Şuradaki ipi birkaç kez içeriden çıkartarak keseceğim. Bitirme işlemi uygularken eğer zincirleri sıkı çekerseniz büzüşme meydana gelir. Dolayısıyla bol aldığınız zaman yaka daha düzgün duruyor ve sıkı da değil. Şu şekilde.